YouTube'da Gökhan Çınar'la yaptığım bir röportaj var. Soruları yanıtlarken diyorsun ki, hayattaki en büyük pişmanlığım kumar oynamak. Eskiden büyük adayı alacak kadar servetim vardı demişsin. Ardından tabii sen kumar ve para meselesini konu edince hep kazancın, bunu nasıl yönettiğin, paran var mı yok mu hep bu mesele oldu. İşte eşine ödediğin nafakadan tut da bunda zorlandığın, Bir taraftan İstinye Tepesindeki 30 milyonluk eş, evini bağışlayacağım vesaire hep senin bütçen, kazandığın para, harcadığın para konuşuldu. Soru gelsin. Nihayetinde Serdar Ortaç parasız mı? Şu an yaşayacak kadar param var. Evim var, arabam var. Bisikletim var. 2000 lira. Daha ne isteyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ee, dostlarım var. Çok zengin dostlarım var. Onlar bakar zaten bana hiçbir <laughs> şey olmaz. Ee, ama eskisi gibi sular seller yok tabii. <laughs> Eskiden oturduğum evin yanındaki bütün evler benimdi. Yani oturduğum tepeyi komple almıştım. Sonra işte bu lanet harcamalar yüzünden hepsini sattım. Ee, Ali Samiye Stadı'nın orada koskoca... ...yanında 11-12 katlı plaza vardı. Orayı almıştım. Hatta bir gün Nusret gelmişti daha açmadan. Sat bana burayı şey yapayım demişti. Kebap House. Orayı da verdim. Yazık. Ya bak, seyredince kendimi utanıyorum ve hakikaten kızıyorum. Yapacak bir şey yok. Oturacağım evim var, sağlığım olsun, ee, kimseye muhtaç etmesin beni ölene kadar böyle de yaşarım. Ama daha yapacak çok şey var, bir sürü konserim var. Gene aynı paralar gelecek. Bu sefer aklımı kullanıp onları tutarsam bitti. İnşallah.